Ütopya şöleni için yemekler hazırlanıyor. Benim gibi bir kötü için bundan kötüsü şapla kayısı be. Evet, şimdi kötülük ilacımızı çıkartalım. Bu kötü olma ilacı sayesinde Selena benden bile kötü olacak. Şimdi Selena'nın ne yemek yiyeceğini öğretelim ilk önce. Bu gerizekalı aşçıdan. Kolay gelsin usta. Ne düşünüyorsun bu hususta? Yine döktürmüşsün. Ya bir şey soracağım. Bu Selena'nın şölende yiyeceği yemek hangisi? Birden aklıma geldi. Selena şölende ne yiyecekti acaba? Ben de onu sordum işte gerizekalı ya. Evet. Pizza. Selena bol peyniri sever pizzayı. Biraz daha bulamayız da ki. Da mutfakta dura dura delirmiş tabii, ne yapsın, yazık. Evet, Selena'nın pizzasına bu kötü olma ilacından koyarsak pizza daha da lezzetlenir. Selena yiyince ama bayağı iyi. Bu kötü olma ilacı sayesinde Selena sonsuza kadar kötü olacak. Yani iyiliğin yanında değil, kötülüğün yanında yer alacak. Yani doğru tarafı seçecek, doğru taraf için mücadele edecek. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Orada bir pizza var mutfakta. O pizza Selena'nın pizzasıdır. Yediğinde kötü olacaktır. Selena belasını bulacaktır. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Canım ya. Benim için dünyanın en zor şeyi senden ayrılmak. İnan şu zavallı bedenimden canım ayrılsa bu kadar zor gelmezdi bana. Seni biraz daha bırakmak zorundayım. Başka çarem yok. Baban öldükten sonra her şeyi denedim. Para kazanmak. Sana süt, ama alabilmek için. Ama olmadı. Namusumla çalışabileceğim bir iş bulamadım. İstedim. Seni son kez yokluyorum. Umarım talihin açık olur. Bahtın güler canım yavrum. Beni affet. Çok
güzel uyumuşsunuzdur. Zira yengeniz sizin çapaklarınızı tek 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 yer, biliyor musunuz? Ah kızlar, bundan sonra sizinle çok daha yakından ilgileneceğim. İnanın bana, size saf sevgimi vereceğim, ara sevgimi vereceğim. Her sabah uyanışınızı böyle kameraya çekeceğim. Ne yaptın, doğru söyle. Ya gerçekten ben bir şey yapmadım. Aslı yenge. Tamam Nazlı'cığım, sakin ol, korkma. Ay korktu bir çürük. Gagı gel buraya, gel. Canım benim, korkma yengesinin bir tanesi. Kıyamam ben sana, kıyamam. Bakın nasıl çocuk korkunca benim de tüylerim diken diken oldu. Kıyamam sana. Ay korkmuşmuş, ben göstereceğim size korkuyu. Çıktık kayıttan. Kıyamam ben size. Çıktık. Kıyarım tabii ki ben size. Ne, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz da? Saat kaç oldu canım? Öğlen oldu, hala öküz gibi yatıyorsunuz. Kalkın bir an önce, bir sürü iş var. Yerleri silin, camları silin. Belki ondan sonra kahvaltı yapmanıza izin verebilirim. Ama belki, söz veremiyorum. Hadi kalk, 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 kalk. Ay izikler. Ben uyandım mı? Vallahi ben de emin değilim Nazlıcığım. Ben bu seferki yemekte diyet yemekleri yiyeceğim. Biraz fazlam var da. Aman Afrodit, diyet yemek yiyip zevkini kısıtlayacağına, yemekten sonra aldığın kiloları sihirle verirsin. Olur biter. Ay evet, doğru söylüyorsun Demeter. Tüh. Neyse, bundan sonraki yemeklerde öyle yaparım. Hadi eğlenelim. Tam istediğim gibi tekmeyle öldürülmüş tavuk, bayılırım. Çok güzel. Sevgili Ütopya halk, geleneksel Ütopya yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Bu yemeği hepiniz tek başınıza da yiyebilirdiniz. Ama beraber yemek yemenin birlik ve beraberlik ruhuna canlılık kattığını hepiniz biliyorsunuz herhalde. Ya tamam Yüce Onos, çok güzel, çok güzel hitabetiniz müthiş ama yemekler soğuyor. Özellikle Selena'nın pizzası değil mi? Pizza soğuyunca hiç yenmez. Haydi hemen geçiştirelim çabuk çabuk ya. Pekala, lafı fazla uzatmayacağım. Bu yemeğin Ütopya halkının dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttırmasını temenni ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Oh, çok güzel, çok bravo. Selena ne oldu, daldın ya, niye yemiyorsun pizzanı? Sen neden benim yemeğimle bu kadar ilgileniyorsun? Kendi yemeğine baksana. Ay yok, o yüzden demedim Selena. Yani bu pizza soğuyunca böyle hamuru sertleşir. Yani rakibim de olsan hamuru sertleşmiş pizza yemeni istemem. Tabii tabii, ben kendi yemeğime bakarım. Sen bir pizza ye de ye bakalım neler oluyor. Kesin bir hatlar karıştırıyor bu Hades. Ama ne? Pizzayı bir an önce yememi istiyor nedense. Acaba içine... dur bir bakayım. Pizza hamuru, domates salçası, erimiş kaşar peyniri, tuz, kekik, salam, sosis, yeşil biber ve sihir. Sihir mi? Aa, ne sihiri acaba? Hayat boyu kötü olması yeri. Vay alçak Hades vay. Ben sana gösteririm şimdi. Hades, afiyet olsun. Aa öyle mi? Hadi ye ye sen. Sen ye, ben de yiyeceğim. Ye sen. Çok güzel. Birden bir kötülük geldi, anlamadım. Çok önemli. Allah'ım bu bir. İyice ne iyice. Gel dön, gel dön. Yaşasın kötülük, yaşasın. Duramıyorum. Kendimi zapt edemiyorum. Ne oluyor ya? Hades. Ne oluyor? Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun? Hayır manyak değilim. Sadece kötüyüm hiç olmaz. Kötü. Kötülük diye diye tozuttu. Aklına oynadı. Sakin olun Yüce Onos. Bir sorun yok.
Bu kurnaz benim yemeğime kötü olması yeri katmış. Ben de onu geri gönderdim. Sadece bu kadar. Ne? Alacaksın Selena. Beni kandırdın. Alacağın olsun. Sana bunların hepsini ödeteceğim. Ödeteceğim. Gel toş, gel toş. Hades. Derhal burayı terk et. Dışarıya. Defol. Ama birlik, beraberlik, dayanışma yemeği. Kes. Dışarıya. Tamam be, gidiyorum. Gidiyorum. Valla iyice bu son kalmış al bunu. Kötüyüm kötü. Zaten yemek de hiçbir şeye benzemiyor. Sofraya bak. Ana. O ne? Bebek var burada. Gitler mi ki? Yani ufacık çocuk buraya bırakılır mı be? Ne yapacağız şimdi? Kimi kimsenin de yok galiba bu Sabir'in. Burada bırakamam. Ya bari sütten kesilseydi. Neyse. Anam baban ortaya çıkana kadar yanımıza alacağız gari. Kestik. Ne oldu? Ya aslında seninle bilgisi yok ama. Esikler, ben size kaç kere söyleyeceğim gülümseyeceksiniz diye. Hadi başla. Ne bu ya böyle? 20 defadır baştan çekiyoruz. O zaman doğru düzgün ara da bir kere de bitsin. Esik. Hiç. Ya niye yapıyoruz ki bunu? Hem söylemediniz ne yapacağımızı. Sus bakayım, terbiyesiz. Aa, ay, kapalı değil mi kamera ha? Yok yok, kapalı. Sen rahat rahat boşalt içine. Bana bakın, niye doğru düzgün rolünüzü yapmıyorsunuz siz? Sizin saçınızı başınızı yalarım, böyle kafalarınızı birbirinize tokuştur, rencide ederim sizi. Doğru düzgün yapın rolünüzü bakayım. Ama daha kahvaltı bile etmedik. Ya sanat yapıyoruz burada ya. Sanat için gerekirse aç bile kalacaksın. 3, 2, 1, kayıt. Aman da aman yengelerinin güzelleri. Bakın, sizin için kendi ellerimle kek yaptım. Yer misiniz? Teşekkürler Azazlı yenge. Sen bize annelik yaptın. Ah. Sizi kendi annemizden bile çok seviyoruz. Ah, çok iyisiniz. Ah, bak beni. Kestik, tamam, yemek molası. Ya Aslı yenge, böyle bir şey neden yapıyoruz ki? Ay sana ne? Ay, portakal kafa açıklama bekliyor bizden, görüyor musun? Ama neyse neyse, söyleyeceğim. Ne de olsa gurur duyulacak bir şey bu, değil mi? Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği beni yılın annesi seçti, düşünebiliyor musunuz? Ve ben de şahsıma bir klip çekiyorum. Siz de bana yardımcı olmak zorundasınız, anladınız mı? Evet, yani sizi sevdiği için yapmıyor. Hem biz ayrıca hayvan beslemeye karşıyız. Ay, biz de hayvanlarla konuşmaya karşıyız. Ay, ne dedim bir şey. Aman neyse. Şimdi kek yedirme sahnesi çekeceğiz. Yakın plan çekelim, tamam mı? Oturun bakayım, şöyle gelin. Canımız istemiyor. Otur dedim sana. Kes sesini. Bir şeye de karşı çıkma canım. Aa, kek yiyeceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi size kendi ellerimle kek yedireceğim. Birçok tahıl var içinde. Vitamin deposu. Aç bakayım ağzı çocuğum. Aç, aç, aç. Aa, şimdi sıra kimde? Ha, kim istiyor bakalım? Gözlere bak maşallah, boncuk boncuk. Aynı bana benziyor. Isırsın mı sen sanayi abin? Bıcı 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 yapsın mı? Ha tabii, senin karnın açtır. Ne yesen? Bir de kurabiye var, yer miyim? Kurabiye yer mi? Yemez tabi. Süt, süt tabi ya, tabi ya. Salak, süt. Evlerinin önü yoldur yolaktır. Evlerinin önü yoldur yolaktır. Kantinci. He. He, temizlik yapıyorum, şaka yapma. Yapma yapma, bugün temizlik istemez. Ne demiş o? Bugün senin günün değil. Sen perşembeleri geliyorsun. İyi, ben perşembe gelirim o zaman. Hadi al aspaldık. Hadi güle güle. Evlerinin önü Şşş, tamam tamam, gitti. Gitti o deli, tamam. Şşş.
Aman. Bu da C. Ay, 10. da C. Ay, aşk olsun Ekrem. Ne oldu, hayırdır? Teessüf ederim yani. Diyor gibi karını aldatıyor musun yani? Ha? Aldatmaya mı? Nereden çıkarıyorsun bunları Aslı'cığım? Nereden çıkacak canım? Kocanız sizi aldatıyor mu testi yaptım, oradan çıktı. Sen beni %100 aldatıyor musun, yazıklar olsun. Aslı'cığım saçmalama Allah aşkına, ne aldatması? Ne demek diye aldatması Ekrem? Debelenme boşuna. Sen beni aldatıyor musun, işte öyle çıktı. Hem de bizim yatağımızda. İnsaf artık, adres de mi veriyorlar yani bunlar, nerede aldattığımı filan? Ekrem hiç inkar etme. Söyle bana, kim o kadın? Tanıdık biri mi, söyle. Aslı'cığım kadın madın yok, saçmalama Allah aşkına. Bak inkar etme diyorum, itiraf et. Kurtul sen de rahatla. Ver benim 1 milyon dolar tazminatımı, dostça ayrılalım. Aslı'cığım bak, bu saçma sapan dergiler ve testleri yüzünden günün birinde bu mutlu yuva yıkılacak bilmiş o. Anne niye saçma sapan olsun canım? Bak işte burada öyle yazıyor. Nerede? Heh, bak bak gördün mü? C şıkları çoğunluktaysa kocanız... Kocanız sizi kesinlikle aldatmıyor. Çok sadık bir koca. Ay ben yanlış bakmışım Ekrem'cim. C şıklarını karıştırdım. Ah canım, sadık kocam benim. Aslı'cığım gerçekten bu saçma sapan testler yüzünden günün birinde boşanacağız. Yok canım, niye saçma sapan olsun? Ben vakit geçiriyorum hayatım. Koskoca evde canım sıkılıyor. Oradan oraya, oradan oraya bununla vakit geçiriyorum. Hayatım haklısın ama ciddiye alma. Hatırlıyor musun? Geçen sene de bir testte seyyah olabilirsiniz diye bir sonuç çıkmıştı senin için de... ...sen de buna inanıp yelkenliyle dünyayı dolaşmaya kalkmıştın. Evet canım, testten öyle çıkmıştı ama. Aslı'cığım testten öyle çıkabilir ama nasıl yelkenli kullanacaksın sen? En basitinden seni deniz tutar. Ay gerçekten, yani gerçekten çok ön yargılısın Ekrem'cim. Ne var yani, bir insanı deniz tutuyor diye gemiyle seyahate çıkamaz mı, olamaz mı? Tamam Aslı'cığım, sen ne diyorsan doğrudur. Pazar günü için hediye gönderdin mi? Kime hediye gönderdim ya? Canım kime olacak? Annene. Pazar günü anneler günü ya. Aa, doğru ya, anneler günü, evet. Aslında keşke ayarlayabilseydik de yanlarına gidebilseydik Antalya'ya. Antalya'ya neden gidiyoruz? Selena sen iyi misin? Annenler Antalya'da yaşıyor ya. Aa, evet doğru, annemler Antalya'da yaşıyordu değil mi? Şey benim biraz kafam karıştı da ondan. Bir hediye yollamışsındır herhalde. Yolladım tabii canım. Yolumuz olur mu? Selena. Efendim aşkım. Anne olmayı hiç düşündün mü? Yani evlendiğimiz zaman. Burak. Ya hani. Tamam. Biliyorum. Üstüne gelmeyecektim. Gelmiyorum da zaten. Sadece bir gün kendi çocuklarımı da sevebilecek miyim diye merak ediyorum. Daha doğrusu kendi çocuklarımızı. Burak. Hani ileriye dönük takvim yapmayacaktık, her şeyi zamanına bırakacaktık. Tamam aşkım, tamam. Ben sadece çocuklarımla birlikte seni öperek uyandırıp hediyelere boğacağımız bir anneler günü sabahının hayalini kurdum. Ve bunun hep bir hayal olarak kalacağından korktum. Hepsi bu. Abi seni parka getirdi. Şimdi beraber kaydırağa binerik. Tahtıravalliye binerik. Sonra salıncağa binerik. Hangisi istersin evde? Sanırım bu bebekçe de evet demek olayım. Tamam. Peki. Ya sana böyle bebek diye hitap etmek çok acayip olayım. İsmini söylesen de sana öyle hitap etsem. Bilmem mi ismini? Peki. O zaman sana bir isim koyalım. Cumali. Cumali, evet. Rahmetli dedemin adı. Sevdin mi ismini Cumali? Bundan sonra senin adın Cumali olsun. Merak etme Cumali. Bundan sonra seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hadi tahtıravalliye binek o zaman. Hoppa! Ne yapmışım yine? Ay inanmıyorum. Ekrem'cim müjdemi isterim. Müjde mi? Hayrola? Ay bak bir de kızıyordun bana böyle dergileri okuyorum diye. Bu dergi sayesinde sen anneler gününde bana ne alacağını düşünmekten kurtuldun hayatım. Niyeymiş o? Çünkü karının istediği hediyeyi burada buldum. Bak işte burada çanta. Bak
kadar güzel değil mi? Evet, Ekrem istiyorum onu, o benim oğlum. Gerçekten. Ne? 36 bin euro mu? Aslıcığım delirdin mi sen, bir çantaya 36 bin euro verilir mi? Veriliyor demek ki, bak ilan vermişler, satıyor adamlar. Olur mu canım, resmen soygun bu 36 bin euroya. Aşk olsun yani Ekrem, yani biricik karına, üstelik yılın annesi seçilmiş olan karına şuncacık bir hediyeyi çok mu görüyorsun ha? Aslıcığım bunun az görmekle çok görmekle bir alakası yok. Sevginin değeri parayla mı ölçülür? Evet. Hayır, ölçülmez. Mesela ben çocukken anneme anneler gününde bir demet papatya toplar verirdim. Çok da mutlu olurdu. Ekrem sakın, sakın bana papatyayla falan geleyim deme. Bak vallahi billahi o papatyaları tek 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 mezarına dikerim seni. Aslıcığım tabii ki papatya falan verecek değilim. Ama yine de şunu hiçbir zaman unutmamanı rica ediyorum Aslıcığım. Global kriz kapıda, bizim de çok ciddi davranmamız lazım. Masrafları kısmamız lazım. Zaten personel giderimiz çok fazla. Laf Ekremciğim, hep aynı şeyleri. Yani ben ne zaman bir şey istesem sen dönüp dolaşıp kriz var diyorsun. Kemerleri sıkalım diyorsun, bir şey diyorsun. Yani koca mısın? Hükümet sözcüsü müsün? Anlamadım iti yani. Madem ki kriz var, gel bu evde iki tane hizmetçi niye çalışıyor anlamıyorum ki. Aslıcığım sen değil miydin söyleyen müstesna tek başına bütün ev işlerine yetişemiyor, ona bir yardımcı alalım diye, biz o yüzden kaderi almadık mı? Evet tamam haklı olabilirsin ama kaderi işe alırken bu çantayı almama engel olacağını bilemezdim, tahmin edemezdim ki. Canım kaderin ne alakası var senin çantayı almanla? Ayrıca kız çok iyi çalışıyor. Abi ben anlamam Ekrem'cim. Kaderi işten çıkaracaksın. Hem bilmiyorsun sen, onlar böyle anada oğlu kız da hepsi bir araya gelip üçü sürekli benim dedikodumu yapıyorlar. Sürekli beni çekiştiriyorlar hayatım. Yani evdeki bu üç beslem ve bu üç kız yetmiyormuş gibi. Ay bunların da altısı bir araya gelecekler. Dövecekler, beni sokağa atacaklar diye çok korkuyorum Ekrem, üstüme geliyorlar. Aslıcığım saçmaladığını farkında mısın? Hayır Ekrem. Farkında değilim, farkında olmayı da düşünmüyorum. Madem ki kemerleri sıkıyoruz, hizmetçilerden biri gidiyor. Son sözüm budur. Bitti. Konu kapanmıştır. Hani geçen gün Ekrem Bey'den benzin parası istedin ya. Hemen arkandan şikayete başladı Ekrem Bey. Ay Ekrem'cim tatlım. Bu Zülfikar'dan mı sık benzin parası istiyor? Benzini içiyor mu ne filan diye. Yuh be. Ben ne dedim peki? Oha kadar cevap mı verdin? Vallahi tutamadım kendimi. Dedim ki aslanım bence siz abime LPG tüpü taktırın. Daha ucuza gelir dedim. Ekrem Bey bir güldü bir güldü. Çok be, kimin kardeşi? Aferin kız. Anne bak dinle çok komik. Anlat anneme, anlat çabuk. Anlattım zaten. Anne bunu iki getirmişiz ya, baksana şuna yani tatlı bu. İki de bir espriler mesmriler hadi. Anne ne oldu ya? Yok bir şey. Akşam için ne yemek pişireyim diye düşünüyordum oğlum. Aman düşündüğün şeye bak müstesna anne. Aslanıma rica ederiz rencide kebabı yapar olur bir tane. Patladı yine ya. Rencide kebabı etti. Ulan kader seni. Oo hoş gelmişsiniz Leyla Hanım. Nasılsın maşallah? Sağ ol sana ya, bir kolay gelsin. Sağ ol. Buldum. Neyi buldun? Sağ güvenebilir miyim Leyla Hanım? Tabii ki güvenebilirsin. Ya bırak da Leyla Hanım cevap versin. Sağ güvenebilir miyim Leyla Hanım? Tabii ki. Bir sorun mu var? Sağ bir sırrımı vereceğim. Ama söz ver kimseye söyleyemeyeceksin. Söz. Peki o zaman söylüyorum. Benim bir bebeğim var. Ne? Soru sormak yok. Ahanda. Sana ya bu bebek senin mi? Soru sormak yok demiştim. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Ben toptancıya kadar gideceğim. Gelene kadar bu bebeğe göz kulak olur musun? Ya ama benim derse gitmem gerekiyor. Hadi yap bir ablalık. Buna göz kulak ol ben gidip gelesiye kadar. Hadi be ne olur be Leyla. Senden başka kimseye güvenemem. Peki ya yakalanırsam? Vallahi ne diyeyim, inşallah yakalanmazsın. Denerim. Hadi gel o zaman. Sağ ol Leyla abi. Ben hemen gideceğim döneceğim. Dikkat eder. Tamam tamam gidebilirsin. Tamam. Olur olur. Kalsın. Bitopya'nın en iyi kuaförü bu Bitli Tarak Muharrem Bey kuaförüdür Selena'cığım. Sihirli tarak değil efendim. Sihirli tarak Muharrem. Aman her neyse. Sen şimdi bana böyle 2008 yazının en güzel saç modelini yap, tamam mı? Pekala. Bu sene renkli saçlar moda. İster misiniz? İsterim. Yap göreyim bakalım.
tabii ki. Bu nasıl? Bakayım. Ay aman ne bu? Sarı, sapsarı oldu. Selena sarı, ben sarı. Olmaz. Başka bir şey dene. Bu nasıl? Bakayım. Ay bu ne ya? Kırmızı. Zaten kırmızıyım. Her yerim kırmızı. Kırmızının içinde kaybolurum ben. Aman boş ver modayı sen. Moda bana uysun. Sen benim kendi saçıma bir şeyler yap, tamam? Hemen. Peki bu? Ay bu ne ya? Çok inik. Kabart biraz. İnik. Tabii ki. Ya bu? Ay bu da inik. Daha da kabart. Kabart. Tabii ki. Ya bu? Bakayım. Ay, ay, budur işte, budur. Evet, istediğimi anladın. Harikayım, mükemmelim, bitli taraksın. Süpersin sen, bitli tarak. Tamam, sen Selena ile ilgilen. Çok iyi bu ya, harika. Selena Hanım, siz ne isterdiniz? Ben aslında şey... ne güzel oldu. Ben saçımın doğal halini seviyorum, o yüzden bir şey yaptırmayı düşünmüyorum. Teşekkürler. Peki. Yapsaydın. Burada ders başlamak üzere. Ya şey, benim biraz uykum var da bu ders burada oturacağım. Hı. Ya sen iyi misin? Biraz tedirgin görünüyorsun. Yo iyiyim. Başım ağrıyor da. Tamam o zaman. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ne? Ne? Ne bu laballik? Siz benim arkadaşım mısınız? Oturun! Size patronu mu taslayayım? Sesimi yükselteyim size! He! Ondan sonra sinirlenip tansiyonum çıksın. Ayrana param vereyim. Oh ne hala! Allala! Mualla! Heh. Ah! Yeşim hala. Rahmetli ne kadar iyi insandı. Ah anılar, ah hatıralar. Nasıl bir cebir kafası vardı Yeşim hala'nın? Ah! Ben daha bu kadar çocuk ama değil. Nereden geldi o ses? He? Nereden geldi o ses? Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Ne diyorum ben? Kendine gel alamet. Nereden geliyor o ses? He? Nereden geliyor bebek sırıltısı? Of! Allah'ım sen bana yardım et. Bu çocuk işten çıkarılırsa evsiz barksız ne yapar? Bizden başka kimi kimsesi de yok. Yok yok. Kaderin işten çıkarılmaması için mutlaka bir şeyler yapmam lazım benim. Ama ne? Allah'ım sen bana yardım et. Sende mi geliyor o ses? Hangi ses hocam? Hoca camide! Hoca camide! Ah yine anılar. Sana selam olsun Afet Hoca. Ya hani ben... Yeşim halama anlatıyordum. Ondan sonra çocukluğumdan bahsettiydim hani. Ondan sonra böyle bir ses geldi. Bir bebiş sesi geldi hani. Vızır vızır. Ben yapmadım. Lan hala konuşuyor ya. Ben kulaklarıma inanamıyorum dedim mi sana? Kulaklarıma gayet inanıyorum. Maşallah her şeyi duyuyorum. Evet hocam. Ne dedin duyamadım. Şaka şaka. Duydum tabii ki duydum. Niye ileri geri bebek sırıltısı çıkartıyorsun dayanamaz. Ben... Bir dakika, bir dakika. Evet, senden gelmiyor bebiş sesi. O zaman matematik ne diyor? Olasılık. Evet, olasılık. Evet. Hoppa! Bebek! Bir bebek! Ne? Var mı ya? Buna inanma. Benim bebekliğime de hiç benzemiyor. Nereden çıktı bu bebek? Kız söyle, hiç kızmayacağım söyle. Kızmayacağım söyle. Kimin bebeği bu? Benim. Leyla. Senin?
Demek senin bebeğin ha? Hocam tabii ki benim değil. Sadece yanımda taşıyorum. Taşıyıcı annelik Hemide. Taşıyıcı annelik. Yürü, yürü gidiyoruz. Maşallah, maşallah yavrum. Yürü lan! Bir de bakıyor ya! Bir de bakıyor! Bakalım bir de sana ne diyecek buna bakalım. Bakalım bir de sana ne diyecek. Bana ne Ya bu şaşkınlık uzayacak mı yoksa bir tepki verecek misiniz Fitnat Hanım? Çok şaşırdım Ali Ahmet Bey. Parasını yatırmadan okula öğrenci sokuyor. Hadsizlik. Gerçi bu daha bebiş. Dikkatinizi çekmiştir zaten. Şuna bak. Ağzı burada ne güzel maşallah. Gözler aynı baba. Baba mı? Kim bu çocuk canım? Kimin çocuğu? Anası babası kim? Nereden buldun, çaldın mı? Başımıza polis saracaksın bir de. Hocam söyleyemem, söz verdim. Kime söz verdin de söyleyemezsin değil mi Deynemaz? Ya tek söyleyebileceğim bu bebeğe bakmak zorundayım. Gel. Pardon. Geliniz. Müsait misiniz hocam? Değiliz ama gel bakalım çoban. Ne var? Leyla suçsuzdur hocam. Sana ne be köylü, sana mı kaldı? Ne demek suçsuzdur? Basbayağı suçlu işte. Okula çocuk sokmuş. Ondan bebeğe bakmasını ben rica ettim. Leyla Beynamaz'ı korumak için yapıyor Fitnat Hanım yemeğin. Fark ettim. Bana bak. Sen o köylü cücük beyninle beni mi kekliyorsun ha? Estağfurullah. Vallahi yeminle söyleyeyim. Ben şahsen kendi adıma hiç inanmadım. Siz şahsen? Ben de şahsen kendi adıma bizzat hiç inanmadım Ali Ahmet Bey. Bana bakın. Size bir gün mühlet veriyorum. Bu süre zarfında bu çocuğun ailesi ortaya çıkmazsa seni okuldan kovacağım, anladın mı? Ama Leyla ben... Ha, hadi çıkın defolun be. Mis gibi oksijenimi kirlettiniz. Yürü. Haydi. Bravo. Bravo. Çok iyi bir karar. Bravo. Müthiş. Ne bakıyorsun? Hala duruyor. Ne yapıyoruz biz Ali Ahmet Bey? Sizin dersiniz yok mu? Aa, evet evet benim dersim var. İnsanlar ders yapacak iştah bırakmıyor ki beynamazlar. Hala burada mısınız Ali Ahmet Bey? Aa, doğru doğru. Benim dersim var. Ben derse gideyim. Benim dersler var. Ali Ahmet Bey. Çok şey gibi. Çok kalkmasın. Bakın bakın. Bakın bakın. Aman canım. Ali Ahmet Bey lütfen çocuğun ağzına gözünü elinizi Ben de gideyim derse. İyi dersler. Nereden çıktı abicim bu bebek? He? Hayır, niye benim haberim yok? Hayır, benden habersiz neler çeviriyorsun abi? Şimdi mi haberim olacaktı? Ya beni amcalığa yakıştıramadın mı abicim? Bravo, tebrik ediyorum seni ya. Abi zaten canım sıkkın ya. Gelme üstüme, ne olur ya. Hayır, hadi bebeği yaptınız. Leyla'nın bebeği sınıfa getirdiğinden niye haberim yok? Abi zaten benim kızgınlığım da ondan. Benim de haberim yok. İlişki yaşıyoruz, hiç beni adam yerine koymuyor. Nasıl yani? Senin de mi haberin yok abicim? Yok abi, saçmalama, yok yani. Abi iyice dallas oldu bu. Babası kim o zaman bebeğin? Ne bileyim abi, gen mühendisi miyim ben? Çiki çiki. Ozancığım, biliyor musun? Bebek Leyla'nınmış. Sen kimden duydun Kılıcığım? Fitnat Hoca söyledi. Ya olur mu öyle şey? Küçücük kız. Ben hep yanındayım zaten. Olsa benim haberim olur. Ayıp ya. Belki evlat edinmiştir. Yok artık, hiç sanmıyorum ya. Ozancığım, onunla ben aynı evde kalıyorum. Evdeyken bazen böyle bebek bebek diye tutturuyor. Gece oyuncak bebeğiyle uyuyor. Böyle onunla konuşuyor. Ben demiştim ya, hasta mı kız? Vallahi burslu. Yerinde olsam bir daha o kızla asla takılmazdım. Zaten bütün okul size dalga geçiyor. Siz hala o yediklerle takılıyorsunuz. Vallahi dünyanın çivisi çıktı ya. Değil mi Ozancığım? Kıvıcım ya. Hayır, bana niye söylemiyorsun? Onu anlamıyorum ki. Ya söyledim ya, Sanayi abiye söz verdim. Yani tamam, hadi söz verdin. Peki hangi akılla o bebeği sınıfa sokuyorsun Leyla? Ya zaten canım sıkkın, bir de sen daha fazla sıkma. Sıkılsın, benim de canım sıkkın. Ben de Leyla ablam yerinde olsaydım ben de öyle yapardım. Nazlıcığım herhalde ben de öyle yapardım. Hepimiz sır saklamayı biliyoruz sonuçta. Ya ama Ekrem amcaya ne diyeceğiz? Kıvılcım çoktan ispiyonlamıştır bile bizi. Ya belki çoktan Fitnat Hoca evi aramıştır.
Ya of, ya polis gelirse? Bebek daha kimin onu bile bilmiyoruz. Ya tamam, Selena'dan yardım isteyelim. Bu durumu bir tek o düzeltebilir zaten. Hadi gelin. Evet, alametin işi bitti artık. Artık iş kötülükler lordu, karanlıklar prensi, çılgın ama asi. Neyse canım, neyse, abartmanın alemi yok. İş artık Hades'in. Ah işte, aradıklarımı buldum. Hemen gidip kulaklarına fısıldayayım. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bu işlerle sürünürsünüz. Hiç para kazanamazsınız ya. Bu işlerden para kazanılmıyor be. Ne yapacağız peki? Bildiğimiz başka bir iş mi var? Mesela bir bebek bulsanız. O bebeği zengin ama çocuğu olmayan bir iş adamına satsanız. Of, paraya para demezsiniz şerefsizim ya. Zenginlere bebek sattık mıydı çok para kazanırız artık. Aferin. Bir fısıldayışta kavradın olayı. İyi ama nereden bulacaksın bebeği? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bekle. Ulan Süpermen'le Clark Kent gibiyim şerefsizim ya. Bir okuluk, hop bir okuluk. Selam bayanlar. Allah razı olsun. Şimdi Sadık abi. Ya bir şey diyeceğim. Bebiş lazım mı? Yani daha doğrusu sen bir yerlerde bebişini kaybettin mi? Bebek mi, ben mi? Bilmem. Ya bir şey diyeceğim, sahipsiz bir bebiş var da, sende de onun annesi tipi varmış. Eğer sen ise bebiş, git al çocuğunu, artık alır mısın, satar mısın, ben bilemem. Selena. Selena. Selam kızlar. Kızlar, beni mi özlediniz yoksa bir sorun mu var? Ya seni de özledik Selena, da Leyla'nın sana anlatması gerekenler var. Başı dertte. Neden başın dertte Leyla'cığım, dinliyorum seni. Ya bir bebek var, Sanayi abi verdi. Ama kimin bebeği olduğunu bilmiyorum. Yani sadece bana emanet etti. Peki bebek nerede? Fitnat Hoca'da. Fitnat Hoca nasıl gördü bebeği? İşte Leyla bebeği sınıfa getirmek gibi zekice bir davranışta bulununca. Ne yapsaydım? Ya Sanayi abiye söz vermiştim. Kimin bebeği olduğunu bulamazsak Fitnat Hoca beni okuldan atacakmış. Tamam Leyla'cığım, telaşlanma. Söz veriyorum, ben bebeğin ailesini bulacağım ve okula getireceğim, anlaştık. Gerçekten mi? Gerçekten, olmuş bir. Görüşürüz kızlar. Leyla'nın iki çocuğu varmış diyorlar ya. Yani aslında ben üç diye duydum ama yurt bu zamana kadar nasıl saklamış onları? Bence onları okuldan atsınlar. Evet evet, kesin atsınlar Müştak. Kesinlikle. Arkadaşlar saçmalıyorsunuz ama ya. Yani o çocuğun Leyla'nın olduğuna inanmıyorsunuz gerçekten. Değil mi? Ya vallahi ben inanmıyorum. Hem Leyla'nın yakınlarında hiç leylek yoktu ki. Nereden geldi o zaman o bebek? Susun sen Dilara ya. Niye inanmasınlar ki? Peki Leyla'nın değil, kimin o bebek o zaman? Evet, zaten hep Kıvılcım söylüyordu böyle kızların odasında biberon falan görüyorum diye. Öyle değil mi Kıvılcım? Evet, böyle hatta bazen bebek sesleri duyuyordum da televizyondan geliyor diye şey yapmıyordum. Ya Erdemciğim, hayatım, üzülme olur mu? Hem sen nereden bilebilirdin ki Leyla'nın böyle kötü bir kız olduğunu? Cık cık, çok yazık. Arkadaşlar, hadi pamuk eller cebe. Leyla yan diler güne diye sanıyoruz. Emzik alalım, emzik. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun değil mi? Vallahi görünüşe göre fırsatları kaçırmayan sen misin lan? Anne ezik. Saçmalamayı keser misin Kıvılcım? Biliyorsun herhalde bebeğin Leyla'nın olmadığını değil mi? Ya daha benim yaşım kaç, deli misin sen? Ya tamam, senin değil o bebek. Kimin o zaman he? Hadi arkadaşlar. Benim annem, güzel annem, al beni kollarına. Boş ver şunları Leyla, hadi gidelim. Bence de. Erdemciğim, abicim hadi gel bahçeye çıkalım ha. Erdem sen gelmiyor musun? Yok ben gelmiyorum ya, kafamda bazı sorular var, onlar cevaplanana kadar da gelmeyeceğim. Böyle bir şeye inandığını söylemeyeceksin değil mi? Niye inanmayayım? Annesi sen değilsen nerede annesi hani? Ya nasıl inanıyorsun böyle bir şeye ya? Allah Allah, ne var canım? O da anladı nihayetinde senin nasıl kötü bir insan olduğunu. Abi gerçekten böyle saçma bir şeye inanmıyorsun değil mi? Oğlum ne saçma? Selin'in başına aynı şey gelse niye inanmayacak mısın? Ya saçmalama Erdem, bu kadar komik bir şeye inanabilir miyim sence? Allah, gazetelerde neler görüyoruz. Boş ver abi, siz gidin. Boş ver Ozan. Zaten insanları böyle zor anlarda tanıyorsun. Ozancığım istersen sen de kal. Yani
Kardeşine sorsa, seninle bütün çocuğu çıkarsa meydana. Olmaz, yazık, günah ya.